Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bildiğiniz gibi son zamanlarda ön satışlarla alakalı çok fazla sayıda video üretmeye çalışıyorum. Çünkü geçtiğimiz dönemlerden çıkardığım bir ders var ki aslına bakarsanız borsalarda listelenmiş tokenlardan evet 5x, 10x beklemek çok mümkün. Fakat bunun bir diğer noktası, bir ileri seviyesi aslında kaliteli projelere ön satıştan girerek öyle 5x, 10x değil de gerçekten 50x 100x beklemek biraz daha mantıklı ve daha karlı gözüküyor. Bu yüzden bu sezon daha henüz ciddi bir boğa sezonu başlamamışken daha henüz borsalarda listelenmeyen tokenların ta ön satışlarından bu projelere yatırım yapıyorum ve bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki zaten bu yatırımları yapmıyor olanlar bile nereden baksanız 5-6 ay önceki videolarımda yanlış hatırlamıyorsam hem ChainGPT için hem Seedify için hem DAOmaker için hem Finceptor için hem Decubate için farklı launchpad platformları için bu ön satışlara nasıl katılacağınızla alakalı videolar çekmiştim. Bunların hepsini kartlara zaten ekliyor olurum. O videolardan beri beni takip edenler ve o video ile birlikte bu ön satışlara girmek için bildiğiniz gibi launchpad platformlarının kendi tokenlarını almanız gerekiyor. Bu tokenlar zaten 6 aylık bir süreç içerisinde inanılmaz derecede karlılık sağladı ve bunun yanında tokenden ettiğimiz karın yanında bu ön satışlara girerek bu ön satışlardan çok çok ciddi karlar sağladık. AI Tech'ten ne kadar kar ettiğimizi siz biliyorsunuz. GameGPT projesi, GT protokol projesi, Octavia projesi ve bunun gibi birçok farklı projeden ortalama 30-40 katı bir kar sağladık ve dediğim gibi henüz daha bir altcoin boğası gelmedi. Bir de altcoin boğası geldiğinde bu coinlerin ne kadar ciddi bir ivmelenme kazanacağını siz düşünün. Bu videom içinde de sizlere gerçekten dolu dolu 10 dakikada önümüzdeki dönemde katılacağım ve gerçekten çok ciddi potansiyeller beklediğim birkaç farklı ön satış projesinden bahsedeceğim. Bunların bazıları DAOmaker'da, bazıları Finceptor'da, bazıları ChainGPT'de, bazıları Decubate'de. Artık siz hangi Launchpad platformunda bir tier sahibiyseniz oradan katılabilirsiniz ve gerçekten çok ciddi karlar yakalayabilirsiniz. Eğer Launchpad platformlarına nasıl katılacağını bilmiyorsanız bunu kartlar kısmına ekliyor olacağım. Aynı zamanda YouTube kanalımda gezinerek bütün hepsiyle alakalı detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Hız kesmeden ekranımı paylaşıyorum. Evet, ilk platformumuz DAOmaker. DAOmaker'la da ilgili zaten videolarım var. Eğer tier sahibi olmak istiyorsanız dediğim gibi o videoları takip edebilirsiniz. Eğer tier sahibi değilseniz de zaten DAOmaker biliyorsunuzdur. Uzun süredir gerçekten çok kaliteli projelerle anlaşıp ön satışlarını yapan bir launchpad platformu. Yakın zaman içerisinde Pundo adında bir meme token da çıkarmışlardı. Oradan sonra zaten çok fazla tanındı ekstra olarak. Şimdi DAOmaker üzerinde beklediğim projeler burada zaten ana sayfada aktif bir şekilde gözüküyor. Bunlardan ilki Private AI projesi. Şu an bu videoyu izlediğiniz tarihte aktif bir şekilde ön satışı başladı. Eğer bir tier sahibiyseniz kesinlikle girip katılmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir detaylarını incelemek istediğimiz zaman burada en önemli kısımlardan biri refundable oluşu. Yani bu tokenin ön satışına katıldığınızda daha sonrasında bu token bir borsada listelendikten sonra ilk 24 saat içerisinde siz performansı beğenmezseniz ya da vazgeçerseniz bu projeye yatırım yapmak istemiyorum derseniz tamamen ücret iadesi alabileceğiniz bir refund sistemi var. Bu projede de bu geçerli. 24 saat içerisinde tokenlarınızı claimlemezseniz veya satmazsanız dolaylı yoldan tamamen ücretinizi geri alarak refund işlemi yapabiliyorsunuz ki bu çok ciddi bir özellik. Vesting kısmına baktığımız zaman TGE'de yani listing geldikten sonra borsa listelenmesi geldikten sonra %8.33'ünü alıyorsunuz ve daha sonrasında da 11 ay boyunca lineer olarak dağıtılıyor. Yani siz burada borsa listelenmesinde aldığınız anda yaklaşık 12x, 13x gibi bir sayı yaparsa siz ana paranızı dışarı çıkarmış oluyorsunuz ve 11 ay boyunca size tamamen karınız yatmış oluyor. O yüzden çok önemli bir sistem. Vesting tarihleri projenin kaderini de çok ciddi belirleyen bir olay. Çünkü TG tarihinde ne kadar fazla oranda bir açılım gerçekleşirse proje o kadar ciddi bir dump yiyor ve toparlanma süresi de uzuyor. Fakat TG'de düşük bir oran alırsanız ve vesting süresi ne kadar uzun olursa satış baskısını bu kadar engellemez oluyorlar. Şimdi ben bu videoda her projenin detayına inmek istemiyorum çünkü video çok uzayacak ve gerçekten izlerken sizleri sıkabilecek dereceye gelecek. Ben hızlı bir şekilde üzerinden geçmek istiyorum. Hemen şöyle aşağıya baktığımız zaman listelenmesi büyük ihtimal çok yakın bir süre içerisinde gelecektir ön satışı başladığına göre. Nedir Private AI projesi? İsminden de anlayabileceğiniz gibi bir yapay zeka projesi. Sizler de DAOmaker'ın web sitesine gelip İngilizce bilmiyorsanız bile hemen sayfayı Türkçe'ye çevirerek çok basit keywordleri yakalayabilirsiniz. Burada yazdığı gibi yapay zeka
ile merkezi olmayan bilimin kesişimine öncülük ediyor. İçerisinde yapay zeka varsa son zamanlardaki yapay zeka hype ile birlikte gerçekten çok ciddi bir ivmelenmeyle çok ciddi bir kar bırakabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden benim katılacağım ilk proje Private AI projesi olacak. Hemen sayfayı da tekrardan İngilizceye çevirelim. Burada projenin daha detaylı birçok bilgisini inceleyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi içerisinde yapay zeka olduktan sonra ben projeye bodozlama dalıyorum direkt. İlk projemiz Private AI. Eğer TR sahibiyseniz buradan girebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam diğer launchpad'lerde yok bu. Ama tekrardan hepsini inceleyeceğiz. Diğer projemiz Massa. Bu da aynı şekilde refundable, yani beğenmezseniz tamamen iade yapabileceğiniz tarzda. Toplamda 600 bin dolarlık bir ön satış yapılacak DAO üzerinde. %30'unu listelendiği an alıyorsunuz. Tokenlerinizin kalanı 6 ay boyunca lineer şekilde yatıyor. Kendi ağları olacak bir proje. Yani Massa Network diye bir ağ oluşturuyorlar ki ağ projeleri de gerçekten çok ciddi bir performans sahibi oluyor. Hemen aynı taktikle aşağıya gelip İngilizce bilmiyor olsak bile Türkçe'ye çeviriyoruz ve Massa yüksek ölçeklenebilirliği ve otonom akıllı sözleşmeleri sayesinde zincir içi ve çapraz zincir otomasyonlarının kilidini açan yeni bir katman bir blok zinciridir. Buradaki bizim keywordümüz, yani Layer 1 projelerden bir tanesi. Aynı zamanda kendi networklerinin de genişlemesiyle ciddi potansiyel sağlayabilecek projelerden bir tanesi. Burada kıyaslandığı zaman Ethereum ve diğer Layer 1 ve Layer 2 projelerle karşılaştırıldığında çok daha önde olduğundan ve otonom akıllı sözleşmelerle ön plana çıkacaklarından bahsediyor. Bizim için gerekli keywordler bu kadar basitti. Gerçekten çok ciddi bir hype olabilecek projelerden bir tanesi. Yine aynı şekilde ben DAO Maker üzerinden bu projeye katılacağım. Sizlere de linklerini açıklama arkasında vereceğim ki rahat rahat inceleyebilin. Hemen 3. projeye geliyorum, fakat Massa'nın da ön satışı henüz daha başlamadı. Bu yüzden hala vaktiniz var DAO stake etmek için. Hemen bir sonraki proje Codified projesi. Yine aynı şekilde coming soon, yani henüz daha başlamamış projelerden bir tanesi. Aynı sistematikte incelediğimizde tekrardan refundable, yani iadesini yapabileceğiniz bir ön satış. Toplamda 250 bin dolarlık bir ön satış var DAO Maker üzerinden. Listelenme tarihleri 2. çeyrekte olacağını söylüyorlar ve tokenin fiyatı 0.16 dolar. TG'de %25'e açılıyor. 2 ay cliff, yani 2 ay boyunca bir ödeme almıyoruz. Ve daha sonrasında her ay %15'lik bir kilit açılıyor. Açılımı gerçekleşecek. Arbitrum ağındaki projelerden bir tanesi ve hemen aynı taktikle Türkçe'ye çeviriyorum. Hemen okuyorum. Codified strateji oyunlarının heyecanını kodlama zorluklarının karmaşıklığıyla birleştiren yapay zeka destekli bir oyundur. Aradığımız iki keyword'u bulduk. Hem yapay zeka destekli hem de bir oyun projesi. Yapay zekanın hype'ından zaten bahsetmiştim. Bir de yanına oyun projesi eklendi. Oyun projeleri de son zamanlarda çok ciddi karlar bırakıyor ve gerçekten oyun sektörü 2025'te çok ciddi yerlere gelebilecek diye düşünüyorum. Aradığımız iki keyword'u bulduğumuza göre bu projeden çok ciddi bir ivme bekleyebiliriz. Ben en azından bekliyorum. Bütün detaylarını, bütün roadmap'lerini, bütün token metriklerini DAO Maker üzerinde inceleyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi hem yapay zeka hem bir oyun projesi benim için yeterli kriterlerden bir tanesi. Benim yine katılacağım ön satışlardan biri olacak. Katıldığında zaten Telegram ve Twitter'ımı üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Hemen bir sonraki projemiz Plena Finance projesi. Yine çok beklediğim ve son zamanlarda çok fazla kişinin paylaşımını yaptığı projelerden bir tanesi. Aynı şekilde refundable, yani iade yapabiliyoruz. 150 bin dolarlık bir satış olacak DAO Maker üzerinde. Listelenme tarihi henüz açıklanmamış. 0.017 seviyelerinden satılacak. TG'de %20'sini alıyoruz ve sonrasında aylık olarak 4 ay boyunca kalan tokenlarımızı da alıyoruz. Nedir Plena Finance diyecek olursak hemen Türkçe diline çeviriyoruz. Plena Finance şu an trend olan hesap soyutlama teknolojisini kullanan ilk mobil uygulamaydı. 2 yıl önce kimse kullanmazken Plena Finance kullanmaya başlamış ve Web3'ün de ortaya çıkışıyla birlikte, yani MetaMask ve Trust Wallet'ın hype'lanmasıyla birlikte aslında hesap soyutlama teknolojisini ilk kullanan merkeziyetsiz mobil uygulamalardan ilkiydi ve artık ön satışıyla birlikte resmi olarak açıklanmayı bekleyen projelerden bir tanesi. Tek bir dokunuşla 8-10 işlem gerektiren bir merkeziyetsiz borsaya likidite sağlamak gibi birçok çığır açan teknolojiyi kendi uygulamaları üzerinde aktif bir şekilde yayınlamaya hazırlanan projelerden bir tanesi. Burada farklı bilgileri de var. Her swap'teki alınacak komisyonlardan, her bridge işleminde alınacak komisyonlardan, ekosistem içerisindeki reklam gelirlerinin nasıl dönüşeceğinden, Plena mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemlerin nasıl bir sistemle bu kadar hızlı gerçekleştirileceğinden, her şeyden bahsettikleri roadmap'leri ve token metriklerini yine aynı şekilde DAO Maker üzerinde inceleyebilirsiniz. Benim yine katılacağım projelerden bir tanesi olacak ve bununla birlikte önümüzdeki süreçte, bu arada yakın bir süreçten bahsediyorum, önümüzdeki süreçte katılacağım DAO Maker üzerindeki projeler bunlar olacak. Hemen ChainGPT üzerinde hızlı bir şekilde gelmek istiyorum, yoksa video çok uzayacak. ChainGPT üzerinde son zamanlarda katıldığım zaten projeler OrDeFi ve Arcade projeleriydi. Bunların ön satışlarına katıldım.
katıldım ve önümüzdeki dönemde katılmayı beklediğim Omnia Protocol ön satışı var. Biz IDO kısmından katılabiliyoruz ve şöyle incelemesini yapacağımız zaman 18 Nisan itibariyle kayıt dönemi başlıyor. 21'ine kadar kayıt yaptırmanız gerekiyor. Daha sonrasında 22'sinde de swap işlemi gerçekleşiyor. Omnia Protocol yine çok beklediğim projelerden bir tanesi. Incubation'ını tamamen ChainGPT'nin yaptığı projelerden bir tanesi. Burada gördüğüm kadarıyla herhangi bir refund modeli yok ChainGPT üzerinde. Yine aynı şekilde borsa listelenmesi geldiğinde %15'lik bir kısmını alıyoruz. Bir aylık bir cliff süresi var. Herhangi bir token claimlemiyoruz ve daha sonrasında 8 ay boyunca lineer bir dağıtım gözüküyor. Binance Smart Chain'ında çıkacak projelerden bir tanesi. Bu arada burada tekrardan gördüm. Refund süresi aynı şekilde 7 gün. Yani projeyi beğenmezseniz iade yapabileceğiniz bir 7 gün var. Ne kadar toplanacağı, ne zaman listeleneceği ve tokenin fiyatının ne kadar olacağı henüz daha açıklanmamış projelerden biri. Fakat benim kesinlikle katılacağım projelerden de biri. Dediğim gibi şu sıralar yeni bir portföyü tamamen ön satışlardan dizmeye çalışıyorum. Çünkü bir altcoin'e 10 bin dolarla girip 2x beklemektense o 10 bin doları birçok farklı projeden çok ciddi bir sayıya çevirme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. 200 dolar, 300 dolar farklı farklı ön satışlara girerek buradaki portföyü çok ciddi bir yere getirmeye çalışıyorum. Omni'ye katılacağım projelerden biriydi. ChainGPT üzerinde katılmayı beklediğim bir diğer proje ise son zamanlarda herkesin airdrop kovaladığı Cookie projesi. Bu da henüz daha açıklanmış projelerden biri değil. Yani detaylarını çok inceleyemiyoruz. Fakat aynı şekilde satışı burada da gerçekleşecek. Bu yüzden Cookie'ye kesinlikle katılmayı düşünüyorum. Aynı şekilde burada Plena Finance projesi de var. DAO Maker üzerinde de vardı. ChainGPT üzerinde de yapılıyor ön satışı. Katılmak isterseniz ya da DAO üzerinde bir tier sahibi değilsinizdir ama ChainGPT üzerinden katılmayı düşünüyorsunuzdur. Aynı koşullar burada da sağlanıyor. 7 günlük iade süresiyle birlikte katılabileceğiniz projelerden bir tanesi. Vesting sürelerinde ufak değişiklikler olabilir. Bu yüzden yakından takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Video çok uzadığı için bir sonraki projeleri bir dahaki videomda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Umarım ilginizi çekmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de ön satışlara katılıyorsunuzdur. Eğer ön satışlarla ilgili daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız, daha yakından takip etmek ve daha fazla ön satışla alakalı video istiyorsanız, ekranın sol alt kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü oralarda daha aktif bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada videonun başında söylemem gereken bir şeydi ama sonunda söylüyorum. Tahmin de edebileceğiniz gibi sesim yüzünden bir hastalık geçiriyorum. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Bu tarz daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayın. Beni desteklemek için kanalıma da abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.